Merhaba arkadaşlar okullarda önemli gelişmeler var birçok öğrenci bu konuya dikkat etmesi gerekiyor peki nedir bu durum ayrıntılara geçmeden önce aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız hadi hemen videomuza geçelim Şimdi şunu aktaralım ki birçok öğrenci eğer ki bunu yapmazsa yıl boyu içerisinde sınıfta kalacağını söyleyebiliriz Biliyoruz ki liselerde işte verilen e, devamsızlık günleri az. Bununla birlikte, hadi ortaokullar için iyi ama liselerde az. Liseli öğrencilerimiz özellikle bu konuda çok isyan ediyor. İşte diyor hocam, benim 10 gün özürsüz devamsızlık hakkım var. Zaten 9 ay, 8 ay okul olacak. E ben 10 gün yani okula gitmesem yok yazılacağım gibi bu tarz sıkıntıları var. Ama şunu söyleyebilirim sizlere. Arkadaşlar... E... Her hastaneye gittiniz dediğim bir hasta oldunuz. işte gittiniz doktora, e, muayeneye gittiniz. Bu sırada kendinize bir rapor alın. Yani sağlık raporu dediğimiz e, raporu alın. Aksiyel değer almazsanız e, bu sefer devamsızlık olarak özürsüz işlenecek ve siz e, rapor alamadığınız günlerde de maalesef ki bu devamsızlığa işleneceğinden dolayı e, sıkıntı olacaktır sizler için. O yüzden ve bu sene devamsızlık açısından geçen sene kadar böyle daha rahat olamayabilirsiniz. Geçen sene çünkü uzun bir aradan sonra okullar açıldığından dolayı bu sene birazcık daha sıkıntılı bir süreç. O yüzden kesinlikle sizlerin de bu süreçte e, dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle dediğimiz gibi rapor alın ve veya velinizle beraber okula giden özürsüz devamsızlıklarınızı özürlüğe geçittirin. Burası önemli çünkü siz herhangi bir şekilde rapor alamadığınızda bu özürlüde kal özürsüzde kalacaktır. Bu da sizin maalesef 10 buçuk gün bakın yarım gün bile fazla olsa sınıfta kalmanıza neden olacaktır. Aşağıdan abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız görüşmek üzere.